Merhabalar arkadaşlar. Yine çekim yasasıyla ilgili bir konuyla karşınızdayım. Çok uzak oturmuş olabilirim. Olsun. Herkese hayırlı günler. Hayırlı haftalar. Radyocular gibi açayım. Şimdi sen gel bakayım. Refahın temelleri diye bir konu var. Yani mutluluğun refahın temelleri diye. Bir keresinde Roger Babson tarafından yazılmış 1920 tarihli Fundamentals of Prosperity adlı eski zevkli bir kitap okumuştum diyor yazar. Kitabın Arjantin Cumhuriyeti'nin başkanına tüm doğal kaynakları ve mucizelerine rağmen Güney Amerika'nın ilerleme ve pazarlama konusunda Kuzey Amerika'nın neden bu kadar gerisinde olduğunu sorarak bitiriyordu. Bakın çok inanılmaz. Arjantin Cumhurbaşkanı'na tüm doğal kaynaklar ve mucizelerine rağmen Güney Amerika'nın ilerleme ve pazarlama konusunda Kuzey Amerika'da neden bu kadar geride? Güney Amerika'nın zenginlikleri çok daha fazla. Neden bu kadar Şili'dir, Arjantin'dir, Brezilya'dır daha geride refah seviyesi olarak? Başkan şöyle yanıtladı. Şu sonuca vardım. Güney Amerika'ya altın aramaya gelen İspanyollar yerleşmişti. Ama Kuzey Amerika'ya yerleşenler Tanrı'yı arayan papaz hacılardı. Odağınız ne? Para mı yoksa ruh mu? İstediğiniz hedefler mi yoksa onları size getiren ruh mu? Bakın bu o kadar büyük bir kaide ki bize göre sadece inançlı olan biziz. Bizim dışımızdakiler kafir. Onlara göre de onların dışındakiler kafir. Orada da bir inanç var arkadaşlar. Ve inanç aslında ruhla gerçekleştirilir. Çünkü inanmak yine bu kitapta geçecek. İnanmak bir tercihtir. Gerçeğe ve yanlışa bakmaz. Tercih edersin. İşte Güney Amerika'ya gidenler altın aramaya çalışıyorlardı. Maddeydi dertleri. Maddeyi bulduktan sonra iş biter ama mesele ruhsa ve ruhunu güçlendiriyorsan iş başkadır. Bu İslamiyet'te de böyle aşere-i mübeşşere diye tabir edilen 10 sahabenin 6'sı milyonerdi. Peygamber milyoner diye peygamberi bir zayıflıkla anlatıyorlar. Peygamberin seçimi oydu. Peygamber müthiş bir tüccardı. İngiliz bir kadın profesör. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Peygamberin Arap Yarımadası'nın peygamberlikten önce de sonrasında da en iyi tüccarları olduğunu söylüyordu. Herkese inanılmaz iletişimleri olduğunu söylüyor. Bunu İngiliz profesör, kadın Müslüman değil. En öne çıkan özellikleri buydu diyor. Tüccarlıkları. O yüzden bizim için ruhun gücü çok önemli. Ruhun gücü nedir ki insanlarla daha ziyade iletişime geçmeni sağlamayacak mıdır? Burada din tüccarlığından bahsetmemiş dikkat ederseniz. Bakın neyden bahsediyor? Odağınız ne? Sadece para mı, madde mi yoksa ruh mu? İstediğiniz hedefler mi yoksa o hedefleri size getiren ruh mu esas hedefiniz? İşte mesele kişinin ruhunu güçlendirmesidir. Sonrasındaki birlikte gelecektir. Bugün bizim dedelerimizin yaptığı başarı sadece madde odaklı mıydı? Yoksa onları maddeyi elde etmelerine neden olan şey ruhları mıydı? Kızıl elma diyor. Kızıl elma nedir? Bir ruhtur. O ruhu elde etmek için kendinde inkişaf ettiğin sensindir. İşte bu çok önemli. O yüzden refahın temeli budur arkadaşlar. Refahın temeli mutlaka ama mutlaka budur. Bakın size bir araştırma da okuyacağım. Çok hoşuma gidiyor burası. Yıllar önce Blotnik 1500 kişiyle bir çalışma yaptı. Bir şirketin adını yazmış. Bu insanlar iki kategoriye ayrılıyorlardı. A kategorisine ilk önce paranın peşine düşenleri, düşecekleri ve daha sonra yapmak istediklerini yapacakları söylendi. Bakın, A kategorisi paranın peşine düşeceksiniz diyor oradaki kişiye, 1500 kişiye ve yapmak istediklerini daha sonra yapacaklarını söylüyor. 1245'in üzerinde insan bu gruba dahil oldu. B kategorisi ise kendilerine ilk önce çıkarlarını gözetecekleri ve paranın sonra zaten geleceğini söyleyen 255 kişiden oluşuyordu. Peki ne oldu? 20 yıl sonra tüm grubun içinden 101 tane milyoner çıktı. A grubundan, bakın A grubundan önce paranın peşine koşacak, sonra dilediği şeyleri yapacak, entelektüel olarak kendini geliştirecek hedefiyle 1245 kişiden sadece 1 milyoner oldu. Geriye kalan 100 milyonerin hepsi önce tutkusunun peşine düşecekti. Önce tutkunu olduğu şeyin peşine düşecekti. Ya bundan başka izaha gerek var mı? Biraz önce anlattığımız ruh meselesinin özeti değil mi? Evet, ruh meselesinin özeti budur. Kişi
ruhun da peşine düşecek. Çünkü hedeflerin getirisi olarak ruhtur önemli olan. Yoksa paranın peşine düşecek. Geri kalan 100 milyonların hepsi önce tutkularının peşine düştüler. Sonra paranın zaten geleceğini söyleyen B grubundan çıktı. İşte burada hayatımıza nasıl para çekeceğimize dair başka bir iş ipucu var. Odağımız ne? Ruh mu? Yoksa para mı? Muhteşem. Muhteşem arkadaşlar. Gerçek anlamda muhteşem. Mesela ben kışın yüzüyorum. Ben her gün iniyorum Boğaz'da yüzüyorum. Ve kışında bunu mümkün mertebe yapmaya çalıştım. Kışın bana onlarca kişi mesaj attı. Biz de gelelim mi? Birlikte grup, birlikte yüzüşler yapalım mı? Soğuk suyla alakalı diye. Ben tutkumun peşine düşmeye devam ettikçe insanlar bunun peşine gelecekler. Bir para, bir amaç, gayem yok. Yani ben para kazanmak için burada kışın yüzeyim vesaire değil. Bugün yine yüzmeye indim. Boğaz'da çok inanılmaz akıntısı olan bir yer. Çocuklar geldi. Ya abi burada kano mu yapsak, birlikte yüzsek mi? Sen bize bu noktada nasıl akıntıda yüzeceğimizi gösterir misin gibi. Bakın, tutku etrafına insanları toplar. Bunu paraya dönüştürüp dönüştürmemek sana kalmış. Ama tutkunun peşine gidersen mutlaka etrafına insanlar gelecektir. Bu kaçınılmaz bir gerçekliktir. O yüzden her halükarda ilk başta başarıyı odaklamak, tutkunu olduğun şeyin peşine gitmek çok önemlidir. Bu arada evet, tripodu takarken tuşa getirmişim de acaba çekmiyor mu dedim. O yüzden bu bizim için büyük örnektir. Evvela ilk örneğimiz Güney Amerika'nın Kuzey Amerika ile arasındaki uçurum fark parasal olarak. Halbuki Güney Amerika daha zengin ama oradakiler ruhlarını geliştirenler, buradakiler sadece paranın peşine düşenler. Diğeri ise şirketin adı neydi? Skrull Blotnick. Araştırma yapıyor. 1245 kişi. Önce parayı kazanalım, paranın peşine düşelim, sonra kendimizi geliştiririz diyor. Diğerleri ise tutkularının peşine düşüyor. Zaten para, ben tutkulu olduğum şeyi iyi yaparsam gelecektir diyor. Ve 200 küsür kişiden, 255 kişi içinden 100 tanesi. Neredeyse %50'lik bir oran var arkadaşlar. %45'lik bir oran. Milyoner oluyor. Ama 1200 kişilik kişiden, gruptan sadece biri milyoner oluyor. Yani bu büyük bir örnektir. Bu bizim alacağımız bir örnektir. Fevkalade bir gerçekliktir. O yüzden tutkunu olduğu şeyin peşine düşerse insan etrafına insanları toplar. Çok basit gördüğüm bir şey için bile öyle. Tutkusu olan insan ve tutkusunun peşine düşme cesareti olan insan olur. Ama genelde dikkat edin, insanlar prestij ettikleri şey maldır, maddedir. Kendilerini geliştirmekle ilgilenmezler. Yıllar önce yine bir hikayemi anlatacağım. Ben böyle sağlıkla ilgili kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Üniversite 2. sınıf. Nasıl beslenilir? Doğru beslenme nedir? İlaçlar, hazır gıdalar vesaire, bunlarla ilgileniyorum. Bir arkadaşım var, maddeci. Gerçek anlamda maddecidir. Şu an öyle değil ama o zamanlar öyleydi. Hemen dedi, bunu işe dönüştürelim. Parasını, para kazanalım. Ne yapacaksın dedim. Bak, ne yapacaksın dedim. Birlikte dedi bir yazılım çıkaralım. Bir yazılımcı çocuk bulduk Boğaziçi Üniversitesi'nden. İşte sağlıklı beslenme ile alakalı hem iOS'a hem Android'e bir uygulama yapalım. Dedim ki bu tutmaz. Neden? Çünkü sen dedim tutkulu değilsin bu konuya. Ben tutkuluyum ve daha işin başındayım. O yazılımla ilgilenecek bir içimden bir şey gelmiyor. Yani o yazılıma sürekli bilgi ekleyeceğim, insanlara fayda ver. Hayır, insanlara fayda verme amacını gütmüyorsun. Sadece para kazanmak amacını gülüyorsun. Bu tutmaz dedim. Olsun, deneyelim dedi. Sen bilirsin dedim. Çok bir para değil, verelim çocuğa, yapsın. Bilgileri ben vereyim, girsin. Al sana uygulama. O uygulama hala durur. Ama sadece durur. Çünkü bir tutku yoktu orada. Sadece para kazanma amacı vardı. Ve ben onu bunu anlatamadım. Bakın, o zaman bu şeyleri bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. İnsanlara fayda verme amacını gütmüyoruz. Sadece parayı güdüyoruz. Para amacı güdüyoruz. Bu tutmayacak. Sen işle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Yani sağlıkla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Kendi bedenini dinlemiyorsun. 5 öğün cips yiyen bir adamsın. Gerçekten öyle, 5 öğün cips yiyen bir adam. Yani bu böyle olmaz dedim. Çok da diretmedim. Çünkü böyle olmayacağıyla ilgili durumu anlamayacağını da biliyorum. Çocukluk arkadaşım olduğu için. Söyledim. Baktım. Yap dedim. Yapacak bir şey yok. Ve olmadı. Çünkü işin içinde ne eksik arkadaşlar? Tutku eksik. Peki ilk öncelediğimiz şey neydi orada? Para et. Hayır. İlk başta tutkunun peşine gideceksin ve ruhunu güçlendireceksin. O ruhun kapsama alanı vardır. Diyor ya, 4G çekiyor. Evet, ruhun kapsama alanı bilmem kaç bin 4 çeker. Ve o kapsama alanı insanlara tesir eder. Ve sen mal satmak istiyorsan da ruhunun gücüyle mal satarsın. Ticaret yaparken de böyledir. Resim yaparken de böyledir. Müzik yaparken de böyledir. Çok basit gördüğüm bir müzik senin ruhunun gücüyle birlikte inanılmaz bir kapsama alanına ulaşacaktır ve albenisi olacaktır. Bu bizim yegane kazanmamız gereken bir gerçekliktir. Eğitimde eksik olan budur.
bizde eksik olan budur. Umumi olarak eksik olan budur. Bu eksikliği tamamlamak en elzem noktadır. O yüzden farkındalık açısından refahın temeli ruha yatırım yapmaktır. Yani inançtır kim ne derse desin, ama inancı paraya değişmek değildir. Bu apayrı bir aşağılık bir durumdur. Yani adam dini kullanarak ticaretini yapıyor. Bu çok aşağılık bir şey. Din siyasete alet edilmez. Din ticarete alet edilmez. Ama ticaretin ve siyasetin dini yüceltmek için, inancını yüceltmek için, ruhunu yüceltmek için kullanılır. Ama aksi durum kullanılmaz. Günümüzde bu var. Ne yazık ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.